Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Çok efsane bir Volvo aracımız var. Araç modumuz var. Araç modu şöyle çalışıyor. Onu en baştan söyleyeyim. Şimdi modu indirip mod klasörüne atıyorsunuz. Standart mod yükleme. Oyuna girdiğiniz zaman harici mod olarak değil, normal bir tane Volvo galerisine gidiyorsunuz. Volvo FH araçlarından birisini seçip yapılandırmaya başlıyorsunuz. Orada ondan sonra seçenekleri çıkıyor. Aynı eski mod mantığındaki gibi düşünün. Birden fazla şasi seçeneği var. Ben bugün 10x4 kullanıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ve winch olanı var. Yani hem winch hem çekici. Arkamızda da 51 ton yükümüz var. Oyunun kendi yüklerinden bir tanesi bu. DLC yüklerden bir tanesi. Normal kamyon olarak da kullanabiliyorsunuz. Tandem kamyon yapabiliyorsunuz. Normal çekici olarak kullanabiliyorsunuz. Farklı şasilerde. Bayağı bir seçenekleri var. Farklı farklı aydınlatma seçenekleri var. Hatta bir gece yapacağım şimdi. Gece de göstereceğim. Aydınlatmalar efsane oluyor. Şöyle gece 1 yapalım mesela. Aydınlatmaları falan süper gözüküyor aracın. Öndeki aydınlatmalar, Angel'lar. Arka aydınlatmalara bak şimdi. Yani bayağı bir araç ışıl ışıl böyle. Işıl ışıl. Efsane oluyor araç. Kesinlikle tavsiye ederim. Videonun yorumlarına ben linkini bırakacağım. Sizler de oradan indirip kullanabilirsiniz. Şöyle tekrardan gündüz yapalım. Bir modum daha var. Onu geçenlerde bir arkadaşımız link olarak bana atmış. İnceledim. Kullanılabilecek bir mod. Smooth kamera modu. Bakın normalde bizim kameramız sağa sola bakarken nasıl dönüyordu? Pat. Pat, yani bir sola dönüyor, bir sağa dönüyor hızlı bir şekilde. Bu kamera modunda sistem böyle dönüyor. Ve bunun hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Bak. Hop. Tekrar bastınız. Tabii bende ekran yırtılmaları oluyor. Onun olmaması için decay senkronizasyonu aktif etmem gerekiyor. Sıkıntı değil. Aktif ettiğim zaman oyunda bir gariplik var. Nedense 83 FPS'e sabitliyor. Daha üstüne çıkartmıyor. Problem değil. Kırılmalar olsun, çok büyük bir sorun değil. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu sistem nasıl çalışıyor? Yine videonun yorumlarına linki sabitlerim. Zaten sitede de yazıyor nasıl yüklendiği. Bir tane exe dosyası iniyor. O dosyayı çalıştırıyorsunuz. Hem ETS'de hem ATS'de çalışıyor bu. Normal bildiğiniz herhangi bir program yüklermiş gibi. Next 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 diyorsunuz. ETS ve ATS kurulum klasörleriniz neredeyse, onları seçmenizi istiyor sizden. Önce ETS'yi istiyor. ETS klasörünüzün kurulum yerini gösteriyorsunuz. Next diyorsunuz. Hemen arkasından ATS klasörünün kurulumunu istiyor. Kurulu olduğu yeri istiyor. Ona da next diyorsunuz. Daha sonra yüklüyorsunuz ve sistem bitiyor. Oyunda mod aktif etme diye bir olay yok. Çünkü o bir mod değil. Farklı bir plugin, bir eklenti olarak geçiyor yani. Ama mod değil. Delete tuşuyla çalışıyor. Kısa yolu delete. Farklı tuşlara atayabiliyorsunuz. Ben de farklı tuşta mesela. Ama o orijinalinde delete olarak geliyor. Delete tuşuna bastığınız zaman şöyle bir pencere açılıyor. Bu 10 bölümünde olacak. Settings'ten şurada gördüğünüz gibi bir sürü ayar geliyor. Kamera ortalama ayarı, hız ayarı. Mesela bak. Animasyon speed. Burada bak. Bunu en düşüğe aldım mesela. Buradan apply dedim. Şimdi bak, en düşükte dönmüyor. Bak basıyorum şu anda. Hareket etmiyor. Birazcık yükseltelim animasyon speed'i. Şöyle yaptık. Apply. Bunda da çok yavaş dönebilir. Bak nasıl yavaş hareket ediyor. İnanılmaz yavaş hareket ediyor. Bunu istediğiniz gibi hızını ayarlayabiliyorsunuz. Kafa döndükten sonra ortalamasını farklı seçeneklere getirebiliyorsunuz. Çok fazla seçenek var, kurcalamanız gerekiyor. Klavyeden de bildiğiniz numerikteki 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuşlarıyla da şöyle sağa sola yine hareket ettirebiliyorsunuz. Şimdi ben bunun hızını yine neredeydi ben hatırlamıyorum ama 200'lerde falandı galiba. Şöyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. 200'lere yakındı ya da. Bakalım bir. Biraz hızlı oldu. Yavaşlatabilirim. Şöyle yapalım. Hala bence hızlı.
Tamam, böyle daha iyi oldu bence. Cavins bölümünden şunlar otomatik atanmış geliyor. İsterseniz bunları değiştirebilirsiniz. Klavyedeki tuşlar. Direksiyon kullanıyorsanız direksiyondaki atamaları zaten geçerli oluyor. Bu pencereyi açıp kapatmak için bende farklı bir tuş atalı ama orijinalinde delete tuşuyla geliyor. İsterseniz bunun üstüne bir kere basıp istediğiniz tuşa atama yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi oyunun orijinal haritasındayız. Alp dağlarını tırmanacağız şöyle. Alplerdeyiz yine bugün. 1.44'te gelmişti galiba bu. Herhangi bir harita modu değil. Orijinal kendi haritası. Klagenfurt'un şöyle sol tarafında. Çok efsane yollar vardı. Bugün yine orları çıkacağız. 51 ton yükümüz var. Aracımız 500 beygir. Ve ses modum var. Geçenlerde kullandığım bir tane Volvo sesi vardı. Yine aynı ses modunu kullanıyorum. Bütün kullandığım mod linkleri videonun yorumlarına sabitlenmiş şekilde bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Haydi bakalım çıkalım yolumuza. Evet, yük 51 ton. Araç birazcık... Ova, arkayı taktık, dur. Bu Dorsen'in arka tekerleri de döndüğü için biraz zor oluyor. O yüzden şöyle birazcık geri gelip öyle hafif hafif şuradan dönmeye çalışacağım. Bir anda keskin dönüş yapmayalım. Yoksa Dorse takılacak. Dedim ve yine takıldık. Çitlere takılıyoruz ya. O zaman biz de şöyle yaparız. Takma, takma. Takma. Şurada da dükkana girmeyelim tabi. Çitlere takılmadan çıktık. Tamamdır. Haydi bakalım. Bugün biraz fazla modumuz var. O yüzden videoya başlangıcımız uzun sürdü. Ondan sonra yapamayan arkadaşlarımız oluyor. En azından onlar için de böyle bilgilendirmiş olalım. Haydi bakalım çıkalım direkt. Araç 500 beygir, yük 51 ton olunca birazcık çekim gücü düşüyor. Lan önüme nasıl çıktı o? Hadi bakalım, o rampalara inşallah çıkabiliriz abi. Lan inşallah çıkarız oraları. Bu dayı dönecek, biz hiç hız düşürmeden şöyle geniş geniş alalım. Devam. O yollarda biliyorsunuz bayağı dik rampalar var. Bakalım göreceğiz neler olacak, ne halt edeceğiz bakalım oralarda. İnşallah sıfır kamerası kullanma olayına girmeyiz. Kullanmadan rahat rahat çıkarız yani. Aracı bilerek beygirini düşük tuttum. Diğer türlü araç çıkıyor yani bir şekilde. Çok rahat bir şekilde çıkıyor. Dayıyı sıyıttırıp geçtim valla. Dokunmuş da olabilirim ama dokunmadım herhalde ya. Herhangi bir titreşim olmadı direksiyonda. Ben kök gaz çıkıyorum abi. Vallahi kök gaz çıkıyorum ama bayağı zorluyor. Ticari nakliyat bu bölgede yasaktır. Görürsem söylerim.
otomatik geçiş yok bildiğim kadarıyla. ...2000 TL ödüyoruz abi. 2000 TL. Biz nereye girdik abi? Nereye girdik de 2000 lira ödüyoruz? Buralarda bayılıyorsak bize hayırlı işler. Ama vites düşürmüyor araç ya. O kadar da gazı kökleyerek gidiyorum ama çok geç düşürüyor vitesi. Ama araç mükemmel gözüküyor. ...1.47 beta bu arada hala. Araç 1.47 beta'da çalışıyor. Şu anda video öncesinde çok uğraştım. Jatank map gelmiş. 1.47 yazıyor. Ama çalışmıyor. Yani fake yayınlamışlar. Arada oluyor böyle fake modlar. Maalesef o çalışsaydı aslında şöyle mahalle aralarına girecektik. Bir tane DAF modu vardı. DAF 95 ATI galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. O da güzel bir mod olarak gözüküyor. EVR'nin falan sesi kullanılmış, öyle yazıyor açıklamasında. O da çalışmıyor. Sözde 1.47 yazıyor ama yok. Onda da tık yok. Bir tane Skaya mod indirdim. Tandem. Araç çalışıyor. Tandem dorseyi almaya çalıştığınız anda oyundan atıyor. O da olmadı. Bugün biraz böyle battıra battıra gideceğiz. En son bu aracı buldum işte. Bunu yapılandırdım. Harita modu olmadığı için oyunun orijinal haritasında devam ediyoruz. Promos da biliyorsunuz beta sürümlerde güncellenmiyor, çalışmıyor 1.46 olanı. O yüzden 1.47 tam sürüm çıkana kadar şimdilik çalışan harita modu bulursak devam. Bulamazsak oyunun orijinal haritasında devam ediyoruz. Smooth kamera olayı güzel oldu ya. Bir anda böyle keskin dönüş olmuyor. Yumuşak bir dönüş olduğu için daha güzel gözüküyor. Dur birazcık manuel alalım vitesi de elle değiştirelim.
Hey yavrum hey, hey yavrum hey. Ses modu çok güzel de korna kötü. Havalı korna da takmadım. Kendi kornası leş. Oyunun orijinal kornası bu. Virajlara bilerek hızlı giriyorum ki rahat çıkabilelim diye. Bence dorse ve araç kombinasyonu güzel oldu ya. Hem araç uzun hem dorse uzun. Araç neredeyse dorse boyutunda zaten baksana. Neredeyse yani biraz daha araç uzun olsa neredeyse dorse boyutunda. Yine iyi tırmanıyor ya. Hiç. Ben bir de 12 artı 2 vites seçtim. Ne olur ne olmaz diye. Ay C'ye düşmedik yani. Geliyor tünelde ses. Bak lastik seslerine bak. Evet artık vites değiştir ya. 8. viteste burayı tırmanmaya çalışıyor. Çekicinin arka dingilini kaldırdım. Burnu havaya kalktı aracın. Ben direksiyon bomboş dönüyor. Bak. Ön tarafa bak. Bildiğin havaya kalktı. Hadi bütün ağırlık şekerlere binsin dedim de bu sefer ön tarafı almaya kalktı aracın. İndirelim bari. Hoba.
Birinci vitesle çıkıyoruz bayağı. Ne yakıyoruz abi biz şu an? Allah Allah. 0.1 litre gösteriyor kilometrede. Emin misin dayı? Kilometrede 0.1 litre olabilir mi? Emin misin? Bir hata var bence onda. Deneyebiliriz manuelle şansımızı. Bak 3 tane çekebiliyormuş yani. Dört yemez muhtemelen de 3 yiyor. Deneyelim. Yiyor da çok devir düştü. 3 tane düşürdük ama yükseliyor. Kuyruk var mı kuyruk? Arkamız bayağı kuyruk. Bugün Rıfkı'nın sesi de çıkmıyor. Bazı videolarda çok ses çıkıyor. Bazılarında hiç konuşmuyor. Bazılarında sadece böyle hani tatlı tatlı arkadan geliyor. Ben geziyor dışarıda da. Çok sıkıntılı. Hele bir de o otobüs geliyorsa tam sıkıntı. Beş kademe retarder artı motor freni şu anda. Hiç frene basmıyorum, dur bakalım. Otuz beşle falan iniyoruz aşağı. Ama burada bir çıtır normal frene de dokunsak iyi olur.
Çok tatlı. Böyle sesle beraber. Zaten aracı araç yapan abi oyundaki sesi oluyor. Güzel retarder sesi, motor sesi. Araç kötüyse bile oynanmasını sağlıyor yani. Ses keyif veriyor zaten. İşte fiziğiymiş miziğiymiş tabii ki onlar da çok önemli ama yani birinci sırada böyle keyif veren ilk öncelikle aracın sesi oluyor. Virajlar efsane. Gaza basmıyorum. Kendi kendine gidiyor araç. Ne fren ne gaz. Çok keskin virajlarda sadece ufak ufak retarder işte dışında basıyorum frene. Onun dışında yok. Son virajlar. Şuralara girebiliyor muyduk? Biz giremiyorduk galiba, değil mi? Şurada boşluk var ama girebiliyor muyduk acaba? Ne oldu lan? Arkayı mı taktık yine? Abi şu dorselerin var ya dönüşü. Dorselerin dönüşü beni benden alıyor valla. Şuraya girebilir miyiz ya? İnşallah açıktır. Şurada bir daş var ama daş. Ha şurası açık. Haritada gözükmüyor ama girdik.
sıkıntı yok gibi. Muhtemelen oraya giremeyeceğiz. Taş var çünkü orada. O taşı koydular da kesin girilmiyordur oraya. Şöyle çekelim kenara, bitirelim istiyorum. Buradan giriyorsun da çıkamıyorsun. Geri geri çıkacaksın. Buradan aşağı doğru bir iniş var. Nereye gidiyor? Dur bakalım nereye gidiyor. Bu dorsale ne döneriz ya oradan? Karşı yola mı geçiyoruz lan? Oha, bayağı karşıya geçtik. Geçiş varmış ya burada. Ama haritada yok o. Göstermiyor onu. Vay, bildiği karşıya geçtik. İyiymiş. Vallahi iyiymiş. Çekelim. Burada bitirelim. Tamam, böyle kalalım abi. Kontağımız açık kalsın. Evet arkadaşlar, çok keyifli oldu be. Vallahi ben çok keyif aldım. Çok güzel oldu. Araç efsane oldu. Sesle beraber zaten mükemmel. Bir de bu dorse böyle uzunluk falan, yol falan da çok iyi oldu. Kullanabilirsiniz dediğim gibi araç modu. Aracın sesi, ses modu yani. Gösterdiğim smooth kamera. Eklentisi diyelim. O mod değil çünkü. Eklentisi diyelim. Her kullandığım mod videonun yorumlarında sabitlenmiş bir şekilde olacak. Sizler de indirip kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.